Merhaba kardeşlerim, hepiniz jetnet.com.tr kanalıma hoş geldiniz. Karınca misali kendi imkanlarımız nispetinde insanlığa ve Müslümanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Malum 28 Haziran 2023'te Kurban Bayramı. Arkadaşlar, kardeşlerim, Kurban Bayramı'nda yapmamız güzel olan şeyler ve kurban kestikten sonra ne yapmamız gerekiyor? Bu hususta kısa bir sohbet edeceğiz. Ya Allah, bismillah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikler olarak Kurban Bayramı hakkında Peygamberimiz bize ne demiş onu dinleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eshabı, "Ya Resulallah, bu kurbanlar nedir?" diye sual ettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Babanız İbrahim aleyhisselamdan gelen dini bir vecibedir" buyurdular. "Ya Resulallah, kurbanda bize ne sevap vardır?" dediler. "Her bir kılı için bir hasene vardır" buyurdular. Allah kabul etsin inşallah. Sevgili kardeşlerim, bayramlarda ve özellikle Kurban Bayramı'nda yapmamızı tavsiye edilen, güzel görülen şeyler: bayram sabahı erken kalkmak, misvak kullanmak, gusletmek, boy abdesti almak, güzel koku sürmek, temiz ve helal elbise giymek, Kurban Bayramı'nda imsak vaktinden bayram namazı kılıncaya kadar oruçlu gibi bir şey yiyip içmemek. İlk yediğinin kurban eti olması için yemeği bayram namazından sonra yemek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurbanın ciğerlerinden yerlerdi. Mümkünse namaza yürüyerek gitmek, namazdan sonra eve başka bir yoldan dönmek, neşeli olmak, çok sadaka vermek. Tekabbelallahu minna ve minküm. Allah bizden ve sizden kabul buyursun diyerek Müslümanlara, akraba, komşu ve sevdiklerine dua etmek ve onlarla müsafaha etmek. Kurban Bayramı namazına giderken sesli tekbir getirmek. Kurban Bayramı namazına giderken sesli tekbir getirmek. Kurban kestikten sonra ne yapmalıyız? Kurban kestikten sonra 2 rekat teşekkür namazı kılınır. Fatiha-i Şerife'den sonra 1. rekatta bir Kevser suresi, İnna Atayna, 2. rekatta bir İhlas suresi okunur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, "Kurbanınızı kestiğinizde elinizdeki bıçağı bırakın. Sonra 2 rekat namaz kılın. Müslümanlardan hangisi ve 2 rekat namazı kılıp hangisi bu 2 rekat namazı kılıp Allahu Teala'dan bir şey isterse Allahu Teala o kimse elbette istediği şeyi verir. Namazdan sonra, Ya Rabbi, bu kurban sendendir, sanadır ve senin rızan içindir. Lütfunla ve kereminle Halil'in İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam'dan ve Habibin Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kabul ettiğin gibi fazlın, lütfun ve kereminle şu aciz kulundan da kabul eyle. Ya Ekremel Ekremin" diye dua edilir. Din ve dünya saadeti istenir. Allah bütün kurban kesen kardeşlerimizin kurbanlarını kabul etsin. Amacı, gayesine ulaşsın inşallah. Allah sevabını eksiltmesin. Amin. Arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Faydalı işler serimize devam edeceğiz inşallah.